Merhaba gençler, bugün polinomlar 2 videomuzda birlikteyiz. Bu videomuzda sabit polinom, sıfır polinomu, iki polinomun eşitliği, polinomda işlemler yani toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini inceleyeceğiz. Bölme işlemini daha sonraki videomuzda işleyeceğiz. Evet, öncelikle sabit polinom ve sıfır polinomundan bahsedelim. C bir reel sayı olmak üzere ve C0'dan farklı olmak şartıyla Px eşittir c şeklindeki polinomlara biz nasıl polinom diyoruz? Sabit polinom diyoruz. Bu aynı neylerde olduğu gibi sabit fonksiyonda olduğu gibi bakın ne diyor? Sabit fonksiyonda olduğu gibi sabit polinomda ne bulunmaz? Değişken bulunmaz. Mesela Px eşittir 3 bizim için sabit bir polinomdur. Ya da Px eşittir 1 bölü 2 bizim için nasıl bir polinomdur? Sabit polinomdur. Px eşittir A artı 3 bizim için nasıl bir polinomdur? Sabit polinomdur. Ve sabit polinomun derecesi kaça eşittir bakın gençler? Sıfıra eşittir. Onu belirtelim. Özel olarak eğer Px polinomu sıfıra eşit oluyorsa, yani oradaki C sayısı sıfır ise bu polinoma biz sıfır polinomu diyoruz. Yani bütün katsayılar sıfır olacak, sabitlerinde sıfır olacak. Ve burada sıfır polinomun derecesi bakın nedir? Belirsizdir. Neden? Çünkü biz sıfırı sıfır çarpı x üzeri 7 diyebiliriz. 0 çarpı x diyebiliriz ya da 0 çarpı x üzeri 8 diyebiliriz. O nedenle 0 polinomun derecesi nedir? Belirsizdir diyoruz. Bununla ilgili örneğimiz bakın. Px eşittir. A eksi 4x kare eksi b artı 2x eksi b artı a polinomu sabit polinom olduğuna göre a çarpı b kaçtır demiş. Ne demiştik? Sabit polinomda ne bulunmaz? Değişken bulunmaz. Dolayısıyla buradaki x karenin katsayısı ve x'in katsayısı neye eşit olmak zorunda? 0'a eşit olmak zorunda. A eksi 4 0 ise A kaça eşit olacak? 4'e. B artı 2 eşittir 0 ise B kaça eşit olacak? Eksi 2. Bize burada A ile B'nin çarpımını sormuş bakın. A ile B'nin çarpımını sormuş. 4 ile eksi 2'yi çarpacak olursak cevabımız kaç olur? Eksi 8 olur. Mesela burada Px polinomunu sormuş olsaydı bakın. Px polinomu x kare ve x gideceği için B yerine eksi 2 yazarsak 2 olur. Eksi 2 yazarsak 2 olur. A yerine de 4 yazacağız. Eksi 2'den artı 2'den artı 2 artı 4'ten Px polinomu kaça eşit olurdu? 6'ya eşit olurdu. Onu sormuş olsaydı. Diğer bir ifademizde bakın. Qx polinomu ne polinomu demiş bakın. 0 polinomu demiş. Dolayısıyla burada da ne olacak bakın gençler. Bunların katsayıları 0, 0. Ayrıyetten sabit terimde ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. A eksi 4 eşittir sıfırdan. A eşittir kaç olacak? 4 olacak. 3B artı 6 eşittir. 3B artı 6 eşittir sıfırdan. 3B eşittir eksi 6'dan. B eşittir kaç olacak? Eksi 2 olacak. Eksi 3 artı 2C eşittir sıfırdan. 2C eşittir 3'ten. C eşittir 3 bölü 2 olacak. Bize neyi soruyor? A çarpı B çarpı C'nin çarpımını soruyor. Yani 4 çarpı eksi 2 çarpı 3 bölü 2 diyelim. Şu 2 ile şu 2 gider. Eksi orada kalır. Çarptığımız zaman eksi 12 olur cevabımız. A, B ve C'nin çarpımı kaç eşittir? Eksi 12 eşittir. Evet. Px eşittir A artı 3x kare eksi B eksi 1x artı 4 bölü x artı 2 polinom sabit polinom olduğuna göre biz burada A ile B'yi bulalım. A ile B'yi bulalım. Evet A ile B nedir diyelim. A ile B nedir diyelim. Ne olacak bakın gençler. Yukarıda x kare terim var ama aşağıda x kare terim yok. Demek ki onun orada olmaması gerekiyor. Katsayısını eşitleyeceğiz. Sıfıra eşitleyeceğiz. Bir kere A artı 3 sıfır ise A'nın kaç olması gerekiyor? Eksi 3 olması gerekiyor. Bu birincisi. Diğeri sabit polinomlarda hani fonksiyonlarda da vardı bakın Px eşittir Ax artı B bölü Cx artı D ifadesi sabit polinomsa A'nın C oranı B'nin D oranı birbirinedir eşittir. Biz bunu sabit fonksiyonda da söylemiştik. Bu da ne olacak bakın x'in katsayısı bakın şurası eksi B artı 1 bölü x'in katsayısı 1 eşittir. 4 bölü kaç olacak? Bakın 2 olacak. 4 bölü 2 2'dir. Eksi b artı 1 eşittir 2 ise 1 eksi 2 eşittir b'den. B'miz de kaç olmuş olur? Eksi 1 olmuş olur.
Yani biz burada soru eksik olmuş ama biz A ile B'yi bulmuş olduk. İşte sorsaydı A artı B nedir? A çarpı B nedir? Bunu da bulabilirdik. Evet. İki polinomun eşitliği bakın. Bx polinomu verilmiş. A n x üren, A n eksi 1 x üren eksi 1. A 2 x kare, A 1 x, A 0. Qx polinomu da B n x üren, B n eksi 1 x üren eksi 1. B 2 x kare, B 1 x artı B 0 polinomları veriliyor. Eğer bu polinomlar eşitse bakın. Aynı dereceli bakın x üre n ile x üre'nin katsayıları birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani a n ile b n birbirine eşit olmak zorunda. A n eksi 1 ile b n eksi 1 birbirine eşit olmak zorunda. A 2 ile b 2 eşit olmak zorunda. A 1 ile b 1 ve sabit terimler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan şunu söyleyebiliriz. Aynı dereceli terimlerin katsayıları ne olmalıdır? Eşit olmalıdır diyoruz. Burada bunu yazdığımız zaman iki polinomun eşitliğini ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz. Şimdi örnek olarak px polinomu a eksi 2 x küp eksi 3 x kare eksi b eksi 3 x eksi 11 demiş. qx polinomu da 2c artı 5 x kare eksi x artı 2 eksi 3 de polinomları veriliyor. Px de qx birbirine eşittir demiş. A, B, C ve D'nin toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın bakacak olursak Px polinomunda x küplü terim var ama Qx polinomunda x küplü terim yok. Olmadığı için katsayısı ne eşit olmak zorunda? Sıfıra eşit olmak zorunda. Yani A eksi 2 kaça eşit olacak gençler? Sıfıra eşit olacak. Buradan A kaç olacak? 2 olacak. Evet. Px de x karenin katsayısı eksi 3. Burada x karenin katsayısı 2C artı 5. 2C artı 5 kaça eşit olacak? Eksi 3'e. Buradan 2c eşittir. Artı 5 eksi 5 olarak geçecek. Eksi 8 olacak. Buradan da c eşittir. Eksi kaç olacak? 4 olacak. Dikkat ederseniz x'in katsayısı burası. Eksi b artı 3. X'in katsayısı eksi 1. O eksiyi dağıtın. Eksi b artı 3 eşittir. Eksi 1'den. Eksi 1'i bu tarafa atalım. Eksi b'yi diğer tarafa atalım. 4 eşittir ne olmuş olur? B olmuş olur. Son olarak da bakın. 2 eksi 3 de eşittir. Sabitlerim eksi 11 olacak diyoruz. Buradan da eksi 11 bu tarafa atarsak artı 11 olarak gelir. Burası kaç olur? 13 olur. Eşittir. 3D olur. Buradan da D eşittir. 13 bölü kaç olur? 3 olur diyoruz. Bir de bunların toplamını sormuş. Yani A, B, C ve D'nin toplamını sormuş. A'yı 2 bulmuştuk. B'yi 4 bulmuştuk. C'yi de eksi 4 bulmuştuk. D'yi de 13 bölü 3 bulmuştuk. Burada eksi 4 ile artı 4 birbirini götürür. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 13 daha. 19 bölü 3 yapar cevabımız. A, B, C ve D'nin toplamı 19 bölü 3'tür diyoruz. Evet. Şimdi bakın basit kesirlere ayırma diye belirtelim bunu. 8 bölü x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir. A bölü x eksi 3 artı B bölü x artı 1 demiş. Bakın şu sol tarafı çarpanların aynıysak bu alttaki paydalar gelecek. Çarpımları eksi 3 olan, toplamları eksi 2 olan eksi 3'e ne vardır? 1 vardır. Yani biz burayı şöyle yazarız. Bakın 8 bölü x eksi 3 çarpı x artı 1. X artı 1 eşittir. A bölü x eksi 3. A bölü x eksi 3 artı B bölü x artı 1. Payda eşitleyeceğiz burada bakın. X artı 1 ile x eksi 3 ile paydalar eşit olacağı için ben direkt pay kısımlarını yazacağım. 8 eşittir. A çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 3. Bakın burada polinomların eşitliğini kullanalım önce. Dağıttığımız zaman 8 eşittir. Ax artı a. Bx eksi 3b. X parantezini alırsak bakın x parantezini alırsak burada a kalır, burada b kalır. A artı b olur. Diğer tarafta da a eksi 3b olmuş olur. Eşittir 8. Şimdi bakın sol tarafta sadece 8 var. X'in katsayısı ne olacak? Olmadığı için 0'a eşit olacak. Yani sabit terimde 8 olduğu için burası kaç olacak? 8 olacak. Bakın a artı b 0'a eşit. Yani b yerine eksi a yazalım biz. A eksi 3b'de bakın. A eksi 3b'de kaç eşit? 8 eşit. Biz b yerine eksi a yazacak olursak a artı 3a olur. Eşittir 8'den. 4a eşittir 8'den. A eşittir kaç olmuş olur? 2 olmuş olur. A 2 idi bakın. B'de bunun eksilisiydi. B'de eksi 2 olacak.
Bir de bunların çarpımını sordu. Şimdi a çarpı b 2 çarpı eksi 2'den 2 çarpı eksi 2'den kaça eşit olur? Eksi 4'e eşit olur. Burada polinomların eşitliğini kullandık bakın. Biz yine aynı işlemleri yapacağız. Şuradan itibaren bakın a 8 eşittir. A çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 3. Burada değer verebilirsiniz bakın. X'e 3 verecek olursanız, x'e 3 verecek olursanız bakın buradaki 3 gider. Şuraya 3 yazdığınız zaman 0 olur. Ne olur? 8 eşittir. 3 yazdığımız zaman 4a yapar. Buradan a'yı kaç buluruz? 2 buluruz. A yok etmek için de bu sefer ne verirsiniz? Eksi 1 verirsiniz. X yerine eksi 1 verdiğimiz zaman 8 eşittir. Bakın eksi 1 verince bu eksi 1, eksi 3, eksi 4 olacak. Eksi 4b olacak. 8'i eksi 4'e bölersek b'yi de kaç bulacaksınız? Eksi 2 bulacaksınız. Yine bu şekilde 2'yi ve eksi 2 bulduktan sonra çarpma işlemini ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde çözmeniz sizin için daha faydalı. Evet. Polinomlarda işlemlerde önce toplama ve çıkarma işlemlerine bakıyoruz. Nedir? Toplama ve çıkarma yapabilmek için aynı dereceli terimler kendi arasında toplanır veya ne yapılır? Çıkarılır. Burada çıkarma işlemi yaparken çıkardığınız polinomun tamamının işaretini değiştirmeyi unutmayın. Mesela burada bakın ilk önce toplamışız. Px ile Qx'i toplamışız bakalım. Px ile Qx'i toplamışız. Toplayalım. Ne olacak? 3x kare eksi 2x artı 1 eksi 2x artı 1 artı x kare artı 5x eksi 4. Şimdi ne olacak? Bakın kendi arasında 3x kare x kareyi toplarsak 4x kare yapar. Eksi 2x ile 5x'i toplarsak 3x yapar. 1 ile eksi 4'ü toplarsak kaç yapar? Eksi 3 yapar. Cevabımız 4x kare artı 3x eksi 3'tür. Çıkarırken yalnız px eksi 3qx dediğimiz zaman bakın ne olacak? 3x kare eksi 2x artı 1 eksi 3 tane x kare artı 5x eksi kaç? 4. Ne olur burası? Bakın dursun 3x kare eksi 2x artı 1. Bunu dağıttığımız zaman eksi 3x kare eksi 15x eksi 3 ile eksi 4 çarparsak artı kaç? 12. Buradaki eksi 3x kare ile artı 3x kare birbirine ne yapar? Götürür. Eksi 2x ile eksi 15x'i toplarsak eksi 17x yapar. 1 ile 12'yi toplarsak kaç yapar? 13 yapar. Cevabımız eksi 17x artı 13'tür diyoruz. Evet. Bize neyi sormuş? Px polinomunu bulunuz demiş. Bakın Px artı Qx'i vermiş bize. Px eksi 3Qx'i vermiş. O zaman bakın ben yukarıya 3 de çarpayım. Yani yukarı dedim sol tarafı 3 de çarpalım. Buraya 3 de çarpacak olursam 3 tane Px artı 3 tane Qx eşittir. 3 de çarpınca 15x kare eksi 9x artı 21 olur. Aşağıda olduğu gibi yazalım. Px eksi 3Qx, 3Qx eşittir. X kare artı x eksi 1. Bakın taraf tarafa topladığımda bunları taraf tarafa topladığımda 3Qx ile eksi 3Qx birbirini götürecek. 3px ile px'i toplarsam 4 tane px olmuş olacak. Eşittir. 15x kare ile x kare toplarsam 16x kare yapar. Eksi 9x ile x'i toplarsam eksi 8x yapar. 21 eksi 1 ne yapar? 20 yapar. Sonra bunu kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Bakın bölü 4. Bölü 4 diyelim. Şu 4'ler gitsin. Px eşittir. Px eşittir. 16x kare 4'e bölersek 4x kare. Eksi 8x'i 4'e bölersek eksi 2x. 20'yi 4'e bölersek kaç? 5. Px polinomumuz 4x kare eksi 2x artı kaç olmuş olur? 5 olmuş olur. Evet. Polinomlarda çarpma işlemini yaparken neyi kullanacağız? Tabii ki dağılma özelliğini kullanacağız. Birbiriyle sırasıyla ne yapacağız? Çarpacağız. Mesela Px ile Qx'in çarpımını sormuş. Bakın x kare eksi 3x artı 4'ü 5x artı 1 ile çarpıyorum. Dağılma özelliğini kullanıyorum bakın. X kare ile 5x'i çarparsam 5x küp olur. X kare ile 1'i çarparsam x kare olur. Eksi 3x ile 5x'i çarparsam eksi 15x kare olur. Eksi 3x ile 1'i çarparsam eksi 3x olur. 4 ile 5x'i çarparsam 20x olur. 4 ile 1'i çarparsam kaç olur bakın? 4 olur. Şimdi toplayacaklarını toplayalım. 5x küp bir tane olduğu için 5x küp olarak kalır. X kare eksi 15x kare eksi 14x kare olur. Eksi 3x 20x artı 17x olur. Artı 4 de zaten tek başına kalıyor.
Cevabımız bu şekilde bulmuş oluruz. Evet. Şimdi bize 3x üzeri 4 eksi 5x küp artı x kare eksi 4x artı 1 2x küp artı 7x kare eksi 6 çarpımında neyi sormuş? X üzeri 5'li terimin katsayısı kaçtır diye sormuş. Burada uzun uzun çarpmamıza gerek yok. Bakın birinci de 1, 2, 3, 4, 5 tane terim var. Bunda da 3 tane terim var. 5 kere 3, 15 tane terim ortaya çıkar. Ama biz sadece burada neyi oluşturmamız lazım gençler? X üzeri 5'i verenleri oluşturmamız lazım. Mesela x üzeri 4 ile çarptığımda x üzeri 5 olması için neyli terimle çarpmam lazım? X ile. Ama sağ tarafta x'li terimi olmadığı için bunu çarpmama ne yok? Gerek yok. Eksi 5x küpü neyle çarparsam x üzeri 5 olur. X kare ile çarparsam o zaman eksi 5x küpü neyle çarptım? 7x kare ile çarptım. Eksi 5x küpü, eksi 5x küpü 7x kare ile çarptığım zaman eksi 35 x üzeri kaç gelir? 5 gelir. X kareyi neyle çarpmam lazım? X küple çarpmam lazım. O zaman x kareyi de x küple çarpacağım. X kareyi de 2x küp var orada tabii ki. 2x küple çarptığım zaman ne olacak? 2x üzeri kaç olacak? 5 olacak. 4x'i x üzeri 4 ile çarpmam lazım. Yok. 1'i x üzeri 5 ile çarpmam lazım. Yok. Dolayısıyla x üzeri 5 oluşan terimler bunlar. Sadece x'ini çarpmam yeterli benim. Eksi 35 x üzeri 5 ile 2x üzeri 5'i topladığımda katsayımız eksi 33 x üzeri 5'ten, yani terimimiz 33 x üzeri 5'ten katsayımız da kaça eşit olmuş olur bakın? Eksi 33'e eşit olmuş olur diyoruz. Cevabımız eksi 33 olacak. Evet. A x üzeri 4 artı b x küp artı c x kare artı d x artı e x kare eksi 1 x kare 4 eksi 3 x küp artı 5 x kare artı 1 eksi 2 x eksi 3 olduğuna göre a, c ve e'nin toplamı nedir demiş. Bakın dikkat edin gençler, a, c ve e hangi terimler? İkinci dereceden, yani çift dereceli terimler olacak. Bakın burada da bir x kare eksi 1 var bakın. Ben orada 1 ya da eksi 1 yazarsam sonuç 0 olur. Dolayısıyla bakın x yerine ben 1 yazacağım. 1 yazacağım. Ne olur? A artı B artı C artı D artı E olmuş olur. Şu kısım 1 yazdığında ne olmuş olur? Bakın 0 olmuş olur. Ben 1 yazarsam, bakın burada 1 yazarsam eksi 2, eksi 2, eksi 3 olmuş olur. Bir de x yerine eksi 1 yazalım. Bakın x yerine eksi 1 yazalım. Bu sefer yine A olacak. Çünkü eksi 1'in 4. kuvveti artı 1'dir. Eksi 1'in küpü eksi 1 olduğu için burası eksi 1 olur. Artı C olur. Eksi D olur. Artı E olur. Eşittir. Yine bakın 1 yazdığım zaman yine şurası 0 yapıyor. Burasını almama gerek yok. 1 yazarsam, 1 yazarsam, pardon, eksi 1 yazarsam 2 eksi kaç? 3. Ben bunları taraf tarafa topladığımda bakın taraf tarafa topladığımda B'ler, D'ler birbirini ne yapar? Götürür. A'dan kaç tane olur? 2 tane olur. C'den kaç tane olur? 2 tane olur. E'den kaç tane olur? 2 tane olur. Eşittir. Burada da eksi 2 ile artı 2 birbirini götürecek. Eksi 3, eksi 3, eksi 3 daha eksi 6 yapacak. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A, C ve E'nin toplamı kaça eşit olmuş olur? Eksi 3'e eşit olmuş olur diyoruz. Cevabımız eksi 3'tür. Evet. Çarpımında x küplü terim olmadığına göre demiş. A kaçtır demiş. Demek ki x küp olanların katsayıları birbirini ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Şimdi x küp olanlara bakalım. Ax kareyi neyle çarparsam x küp gelir? 5x ile çarparsam gelir. Eksi 4x'i neyle çarparsam gelir? 2x kare çarparsam gelir. 1'i çarptığımda herhangi bir terim yok. Çünkü x küplü terim olması lazım. Ax kare ile 5x'i çarparsam 5ax küp gelir. Eksi 4 kere 2 8x küp olur. Şimdi bunun olmaması için katsayısının olması lazım? 0 olması lazım bakın. Yani şuradaki 5a buradaki kaça eşit olmak zorunda? 8'e eşit olmak zorunda. Çünkü 8x küp olursa 8x küp ile eksi 8x küp birbirini götürür. 5a kaça eşit bakın? 8'e eşit. Buradan da a eşittir. 8 bölü kaç olacak? 5 olacak diyoruz. Hadi orada yanlış yaptık. Bir saniye hemen düzeltelim. 5a olmayacak. 2 alacak değil mi? Şurası 2 alacak. Hemen düzeltelim. 2 alacak. Evet kalem. 2a eşittir. Eşittir 8. A eşittir 8 bölü 2'den kaç olacak? 4 olacak. Evet a ama doğru yaptık. Bir saniye.
Evet, burası 5a x küp, 8 x küp. Evet, doğru. 5a, 8 bölü 5. Evet, olabilir. Hemen şöyle düzeltelim, çarpatalım. A eşittir 8 bölü kaç? 5. Bir an için x kareyle çarptığımızı düşündük. Yanlış yazdık. Doğru. Cevabımız 8 bölü 5 olacak. Evet. X kare çarpı px eşittir. X üzeri 4 eksi 3 x küp artı 5 x kare artı a eksi 2 x artı b eksi 3 eşitliği veriliyor diyor. Px bir polinom olduğuna göre a çarpı b nedir diye sormuş. Şimdi bakın biz bir polinomu neyle çarpmışız? Bakın x kare ile çarpmışız. Bir polinomu x kare ile çarptığımızda en küçük terim ne olması lazım? X kare terim olması lazım. Burada bakın şurada bir x'li terim var, bir de sabit terim var. Mesela x kare ile çarptığımızda x'li terim gelmesi için 1 bölü x'li bir ifade olması lazım. 1 bölü x'li bir ifade olursa da px'in içinde o zaman polinom olmaz. Dolayısıyla buradaki katsayılarımız kaça eşit olmak zorunda? 0 eşit olmak zorunda. A eksi 2 eşittir 0'dan. A kaç olacak? 2 olacak. B eksi 3 eşittir 0'dan. B kaç olacak? 3 olacak. Şimdi bizim polinomumuz ne oldu bakın? A2, B3. O zaman A şıkkında 2 ile 3'ün çarpımı kaç olacak? 6 olacak. Biz px'i de yazalım bakın. X kare çarpı px, x kare çarpı px eşittir. X üzeri 4, x üzeri 4 eksi 3x küp artı 5x kare olmuş olur. Şimdi bize p-1 sormuş. Direkt eksi 1 yazabiliriz. Bakın burada x gördüğümüz yere. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak p-1, eksi 1 çünkü eksi 1'in karesi 1 olacak. Eksi 1 üzeri 4, 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 3 ile çarparsam artı 3. Eksi 1'in karesi 1. 5 ile çarparsam 5. Topladığımda cevap kaç olmuş olur? 9 olmuş olur. Cevabımız 9 eşittir. Evet. Bir px polinomu için px eksi 1 artı px artı 3 eşittir 8 x eksi 14 olduğuna göre px eksi 5 polinomunu bulunuz demiş. Bakın burada şunu yapabiliriz gençler. Burada birinci dereceden bir ifade yazmışız. Birinci dereceden bir ifade yazmışız. Sonuç birinci dereceden olmuş. Dolayısıyla px polinomu neye eşittir? ax artı b biçiminde bir polinomdur. Yerine yazacak olursam a çarpı x eksi 1 artı b artı b çarpı x artı 3 artı b eşittir. 8x eksi kaç olacak? 14 olacak. X'i a'ları dağıtırsam ax eksi a artı b ile b'nin toplamı 2b artı bx pardon burası a. Burası a'ydı pardon. ax artı kaç a? 3a olacak. Eşittir 8x eksi 14. ax de a'yı toplarsam 2ax olur. 2a kalır artı 2b eşittir. 8x eksi kaç olur? 14 olur. Buradan 2a kaça eşit olacak? 8'e eşit olacak. 2a eşittir 8 olacak. Yani a kaç olmuş olacak? 4 olmuş olacak. 2a artı 2b eşittir kaç olacak? Eksi 14 olacak. a'yı 4 bulduğumuz için 8 artı 2b. 8 artı 2b eşittir. Eksi 14. 2b eşittir. Eksi 22. b eşittir kaç olmuş olur? Eksi 11 olmuş olur. Şimdi bizim px polinomumuz o zaman px polinomumuz nedir? 4x eksi kaçtır? 11'dir. Bize neyi soruyor? px eksi 5'i soruyor. 4 çarpı x eksi 5 yazalım. Eksi 11. 4x eksi 20 eksi 11'den 4x eksi kaç yapar? 31 yapar. Cevabımız budur. Şimdi de bizim fonksiyonlardan hatırladıysanız şöyle bir şey yapma şansımız var. Bakın ben şunu yapabilirim bakın. P x eksi 1 artı x artı 3 bölü 2 eşittir. 8x eksi 14 bölü 2 de yazarız. Bunu yalnız sadece doğrusal olanlarda yapıyorduk hatırlarsanız. Burası P 2x artı 2 bölü 2 eşittir. 4x eksi kaç olur? 7 olur. Şimdi bunu 2'ye bölersek P x artı 1 eşittir. 4x eksi kaç? 7. Ben ne olmasını istiyorum? Ne olmasını istiyorum? Buranın x eksi 5 olmasını istiyorum. Buranın x eksi 5 olmasını istiyorum. Dolayısıyla x gördüğüm yerine ne yazarım? X eksi 6 yazarım. X yerine x eksi 6 yazarsam p x eksi 6 artı 1 eşittir. 4 çarpı x eksi 6 eksi 7'den burası p x eksi 5 olur. Eşittir. 4x eksi 24 eksi 7'den 4x eksi kaç yapar? 31 yapar diyoruz. Yani soruyu doğrusal ise bakın bunu sadece doğrusallarda yapabilirsiniz gençler. Bu şekilde de çözme şansımız var.
Evet. P'nin içinde px eşittir 9x eksi 24 olduğuna göre px polinomlarını bulunuz demiş. Şimdi bakın yine bir p'nin içinde p'yi yazmışız. Kaçıncı dereceden bir ifade olmuş? Birinci dereceden bir ifade olmuş. Dolayısıyla px polinomumuz birinci dereceden yani ax artı b biçimde bir ifadedir. P'nin içinde ax artı b diyeceğiz. Bakın eşittir 9x eksi 24. 9x eksi 24. Ne olur? Yine x gördüğüm yere ax artı b yazacak olsam a çarpı ax artı b artı b eşittir 9x eksi kaç olur? 24 olur. Dağıttığım zaman a kare x artı ab artı b eşittir 9x eksi 24 olur. Buradan bakın x'in katsayısı a kare, x'in katsayısı 9. A kare kaça eşit olmuş olacak? 9'a eşit olmuş olacak. Buradan a kaç olur? 3 olur. Ya da a kaç olur? Eksi 3 olur. AB artı B de kaç olur? Eksi 24 olur. Şimdi biz şuradan bakalım. A eğer 3 ise, A 3'e eşit ise, A'nın yerine 3 yazarsam 3B artı B eşittir. Eksi 24'ten. 4B eşittir. Eksi 24'ten. B eşittir. Kaç olur? Eksi 6 olur. Yani Px polinomumuzun alabileceği değerlerden biri 3x eksi kaçtır? 6'dır. 3x eksi 6'dır. Eğer A eksi 3 ise bu sefer ne olacak? Eksi 3 yazarsam eksi 3b artı b eşittir eksi 24. Eksi 2b eşittir eksi 24. B eşittir kaç olmuş olur? 12 olmuş olur. O zaman da px polinomumuzun alacağı değer eksi 3x artı kaç olur? 12 olur. Mesela biz burada polinomları bulduk. İşte bazen testlerde şu sorulabilir. P1 değeri kaç olabilir? Ya da P3 değeri kaç olabilir? Şeklinde gelir. Mesela birinde değerini yazarsınız. Şıklarda bunlardan bir tanesi bulunur diyoruz. Evet. Px polinomu 3x üzeri 4 eksi 5x küp artı x kare eksi 4x artı 1 olduğuna göre Px küp ve Px kare polinomlarını bulunuz demiş. Bakın Px küp demek. Px küp demek. X gördüğümüz yere x küp. Yani x küpün dördüncü kuvveti. Eksi 5 çarpı x küpün küpü. X küpün küpü artı x küpün karesi, x küpün karesi eksi 4x küp artı kaç? 1. Ne olur burası? Bakın 3x üzeri 3 kere 4 12. 5x üzeri 3 kere 3 9. X üzeri kaç? 6. Eksi 4x küp artı kaç? 1. Şimdi bakın dikkatinizi burada bir şeye çekmek istiyorum. X küp yazdığımız zaman bakın x'in kuvvetleri hep ne oldu? Bakın hep ne oldu? 3'ün katı oldu. Siz bir polinomda yani ne yazarsanız x üzeri 3, x üzeri 4, x üzeri 5 neyse kuvveti yazdığınız zaman o kuvvetin neyleri olur hep katta olur. Mesela şu burada mesela 3 olduğunda x üzeri 5'li bir terim olmaz. Gelmez. Çünkü niye? X küpün bir kuvvetini alacaksın. Mecburen 3'ün katı gelmesi lazım. Mesela px kare yazacak olursak direkt yazalım bunu. Px kare yazarsak x karenin dördüncü kuvveti x üzeri 8 yapar. X karenin küpü x üzeri 6 yapar. X karenin karesi x üzeri 4 yapar. Eksi 4x kare artı kaç? 1. Sabit terim olabilir. Onda sorun yok. Ama bakın burada da hep dikkat ederseniz neyler kuvvetler neyin katı bakın 2'nin katı olur. Tek bir sayı olmaz mesela burada. 3 olmaz, 5 olmaz, 7 gibi bir ifade ne olmaz? Olmaz. Onu belirtelim. Şimdi bakın alttaki soru da bununla alakalı bir soru. Px küp eşittir 5x üzeri 9 eksi 6 x üzeri 6 artı 7x küp eksi 4. Şimdi biz x küp gördüğümüz yere ne yazarız? X yazarız bu sefer. Şöyle düzenleyelim bakın. X küp diyelim. 5x üzeri 9 x küpün küpüdür. X küpün küpüdür. 6 x üzeri 6 x küpün neyidir? Karesidir. Artı 7x küp eksi 4. Şimdi biz x küp gördüğümüz yere x yazacak olursak bakın şunun yerine x yazıyoruz. Px eşittir 5x üzeri 3 eksi 6x kare artı 7x eksi kaç olmuş olur? 4 olmuş olur. Cevabımız bu şekilde olacak. Evet, şimdi bakın bununla ilgili sorumuz bu. Px bir polinom ve bize Px üzeri 4'ü vermiş. Ne olması lazım? Hep 4'ün katları olması lazım. 12 tamam sorun yok. 8'de sorun yok. 4'te sorun yok. Sabit terimde sorun yok. Ama bakın burada x üzeri 10'lu bir terim olmaz. Niye? Hep neyin katı olması lazım? 4'ün katı olması lazım. O yüzden katsayımız kaç? 0. X'i terimde olmaz. Katsayımız neye eşit? 0'a eşit. Dolayısıyla bakın. A eksi 3 değeri 0 eşitse A kaç eşittir? 3 eşittir. B artı 1 değeri 0 eşitse B kaç eşittir? Eksi 1 eşittir.
Şimdi ben a yerine 3, b yerine eksi 1 yazarsam bakın ne olacak? P x üzeri 4, b x üzeri 4 eşittir. A yerine 3 yazarsam 3 yazdım. 2, 3, 6, 1 çıkardım. 5, 5 x üzeri 12 olur. 7 x üzeri 8, onda sorun yok. Eksi 2 x üzeri 4. Şimdi a yerine 3, b yerine eksi 1 yazdım bakın. Eksi 3 olur ve burası da çarptığımız zaman kaç olur? Artı 3 olur çünkü önünde eksi var. Şimdi buradan hemen px'e geçelim bakın. Px'e ne yapacağım? 4 ya 4'e böleceğim. 4'e bölersem 5x küp olur. 4'e bölersem x kare olur. 4 yani yerine 4'e böldüğümüz zaman 1 olacak. Yani 2x olacak. Artı kaç olacak? 3. Bize p artı b'yi soruyordu. Bakın p artı b'yi yani p 3 eksi 1'i soruyordu. Değil mi? 3 eksi 1'i soruyor. P kaç sormuş olur? 2'yi sormuş olur. 5 çarpı 2'nin kübü artı 7 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı kaç? 3. 2'nin kübü 8'dir. 5 ile çarparsak 40 yapar. 2'nin karesi 4, 7 ile çarparsak 28 yapar. Eksi 4 artı kaç? 3. 40, 68 yapar. 68, 4 çıkarırsam 64, 3 eklersem 67. Cevabımız kaçtır gençler? 67'dir diyoruz. Evet, şimdi son olarak da bu sorumuzu çözeceğiz. Px artı 2 eşit artı px eksi 2 eşittir 2x kare artı 10x eksi 12 olduğuna göre px nedir demiş. Bakın bu ifade kaçın dereceden bir ifade? İkinci, burası da birinci olduğu için bizim px polinomumuz, bakın px polinomumuz, px polinomumuz ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir ifadedir. Şimdi x artı 2 yazarsam bakın a çarpı x artı 2'nin karesi artı b çarpı x artı 2 artı c olmuş olur. Diğeri de a çarpı x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x eksi 2 artı c eşittir. 2x kare artı 10x eksi kaç olmuş olur? 12 olmuş olur. Şimdi burada bakın a parantezini alırsam x artı 2'nin karesi x kare artı 4x artı kaç? 4. Burada da x eksi 2'nin karesi var. X kare eksi 4x artı 4. B parantezini alacak olursam bakın B parantezini alacak olursam x artı 2 artı x eksi 2 artı c'ler zaten kaç çıkıyor? 2c oluyor. Burada 2x kare artı 10x eksi 12 diye dursun bakalım. Şimdi burada 4x'ler ne yapar? Gider bakın. Şurayı topladığım zaman x kare ile x kare toplarsam 2x kare yapar. Artı kaç olur? 8 olur. Şurada da 2'ler gider. Burası kaç x olur? 2x olur. Şimdi dağıtırsam 2a x kare artı 8a artı 2bx artı 2c eşittir 2x kare artı 10x 10x eksi 12 olacak. Şimdi bakın 2a kaça eşit olacak? 2'ye eşit olacak. 2a 2 ise a kaç olacak? Bakın 1 olacak. 2b de 10'a eşit olacak. 2b de 10'a eşit olacak. B kaç olacak? 5 olacak. 8a artı 2c yani 8a artı 2c kaça eşit olacak? Eksi 12 eşit olacak. Eksi 12 eşit olacak. A'yı 1 bulmuştuk. 8 artı 2c eşittir. Eksi 12'den. 2c eşittir. Eksi 20'den. C eşittir kaç olur? Eksi 10 olur. Bizim px polinomumuz. Bakın px polinomumuz. X kare a'yı 1 bulmuştuk. Artı 5x. Eksi kaç olmuş olur? 10 olmuş olur. Şimdi bakın burada toplayıp 2'ye bölemeyiz. İsterseniz deneyelim bakın. Topladığınızda 2'ler birbirini götürür. Değil mi bakın? P x artı 2 artı x eksi 2 bölü 2 eşittir. 2x kare artı 10x eksi 12 bölü 2 dediğiniz zaman tamam şu 2'ler birbirini götürüyor. Burada px kalıyor bakın. Px kalıyor. 2'ye bölerseniz x kare artı 5x eksi 6 olmuş olur. Bakın bununla bu farklı da cevaplarımız. Onu belirtelim. Farklı. O nedenle biz sadece doğrusal olanlarda bu işlemi yapabiliriz. Ama bunlarda yapma şansımız yok. Evet, hepinize iyi günler.